adayı %48,51, 4.146.042 oy. Aradaki fark 23.945 fark var. Evet, tabii bu noktada AK Parti'nin yapmış olduğu bir itiraz var. O itiraz belgelerde hata, iyi niyetli ya da kötü niyetli hata ya da usulsüzlüklere dair. Elimizde şu an iki belge var. Ben ekrandan da sizin görmenize dikkat ederek yaklaşacağım LED ekrana ve size anlatmaya çalışacağım. Elimizde iki belge var. İki farklı belge, iki farklı ilçeye dair belge. Birincisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağı. İkisi aynı ilçeye ait, İstanbul Sultanbeyli. Şimdi sıradan bakıyoruz. İstanbul Sultanbeyli'de ve sandık numarası 2004. Adil Mahallesi olarak geçiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aday var. Saadet'in adayı, BDP'nin adayı, TKP'nin adayı, Vatan Partisi'nin adayı, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve DP adayı. Şimdi buraya dikkat. Yazılan oylar, daha doğrusu sandıktan çıkan oylar en altta yazılıyor ve ardından da seçim sandık sonuç tutanağına aynı şekilde geçiriliyor. Ama özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir iki hane var. Ekrem İmamoğlu, CHP adayı, altına bakıyoruz, 73 yazıyor. Binali Yıldırım, AK Parti Cumhur İttifakı adayı, altına bakıyoruz, 201 oy. Ki sandık sonuç tutanağına geçirilen rakamlar bunlar. Baktık, 201 Binali Yıldırım. Hemen sandık sonuç tutanağına geçiyoruz. Arkadaşlarımız şurayı yakın gösterebilirlerse, bir önceki sayım döküm cetvelinde Binali Yıldırım'ın almış olduğu 201 oy sandık sonuç tutanağına geçirildiğinde bakın sadece bir, yani 200'ü silinmiş. Seçim sayım döküm cetvelinde 201 olan oy sandık sonuç tutanağına geldiğimizde sadece bir, yani 200 oy gitmiş. Peki o 200 oy nereye gitmiş? Bakın, bir üstteki hanede Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu'na 201 oy yazılmış. Peki Ekrem İmamoğlu bir geriye geldiğimizde, yani sayım döküm cetveline geldiğimizde kaç almış? 73 almış. O 73 sandık sonuç tutanağına geçirildiğinde bir kaydırma olmuş ve Vatan Partisi'ne yazılmış. Cumhuriyet Halk Partisi adayına 201, yani 100 küsur farklı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu'na Sultanbeyli'de sandık numarası, söyleyelim hemen, 2004 numaralı sandık sayısında vatandaşların kullanmış olduğu oylar 201 Binali Yıldırım, ama sonuç tutanağına geçtiğinde 1'e düşmüş. Ekrem İmamoğlu 73 sayım döküm cetvelinde, ama sonuç tutanağına baktığımızda 201'e yükselmiş. Yani burada bir kaydırma olmuş. Binali Yıldırım'ın oyu 201 iken burada 1 olarak kaydedilmiş. Bir diğer örnek, İstanbul Bağcılar bu kez. İstanbul Bağcılar'da önce sayım döküm cetveline bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Binali Yıldırım'a 197. Nerede? Sayım döküm cetvelinde. Hemen yanında sonuç tutanağına geçiyoruz. Bakalım Binali Yıldırım o 197'yi sonuç tutanağında bulabilmiş mi? Hayır, burada 137 olarak yer alıyor. Yani sayım döküm cetvelinde 197 olan sayı sonuç tutanağına geldiğimizde 137'ye düşmüş. Bakın iki örnek. Sayım döküm cetvellerinden sandık sonuç tutanağına geçirilirken bu rakamlar, yani vatandaşın verdiği o oylar, sandığa attığı oylar sonuç tutanağına geçirilirken yanlış geçirilmiş. Birincisinde bir kaydırma var, ikincisinde 197 olan 137 olarak geçmiş. Bu sadece Sultanbeyli ve Bağcılar'da iki sandıktaki örnek. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi bunlara itiraz ediyor İstanbul'da. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Daha önceki seçimlerde yaşanan benzer örneklerde, benzer hatalı ya da usulsüzlüklere dair başvurularda süreç nasıl işlemiş? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı telefon attı.